Doğal taşla renklenen ve değer bulan uygulamaların başında geçmişi milattan önceki devirlere dek uzanan mozaik geliyor. Siyamer antik mozaik mermer, Burdur ve çevresindeki doğal taşlar yanı sıra kırık taşları da ekonomiye kazandırıyor, üstelik ihracat da gerçekleştiriyor. Renklerde küçük küp biçiminde mermer, taş ya da pişmiş toprak parçalarının yan yana getirilmesiyle yapılan resim ve bezeme işi mozaik olarak ifade edilir. Sümer kenti Uruk'ta M.Ö. 3. bin yıla ait mozaiğe benzer duvar kaplamaları bulunması, mozaiğin tarihinin antik çağlara dek uzandığının göstergesidir. Geçmişten gelen bu sanatı günümüzde Burdur Bucak'ta Siyamer antik mozaik çatısı altında sürdüren Fethullah Kaplan, mermercilikte uzmanlaşan ailesinin uzun yıllara dayanan sektör tecrübesiyle 2013 yılında şirketi kuruyor. 2013 yılında bucağımızda kurulmuş olup tüm geçmiş 2,5 yıl içerisinde Amerika olsun, Fransa olsun, İsrail olsun bu ülkelere ihracatını gerçekleştirmektedir. 20 yıllık bir geçmişimiz var mermer sektöründe. Ailemizin desteğiyle de bu sektöre girmiş bulunmaktayız. 7000 metrekare alana kurulu fabrikada üretim potansiyeli her yıl artış seyrediyor. 2000 metre kapalı alan ve 5000 metrekare açık alanda üretimimizi yapıyoruz. Yaklaşık şu anda 100-110 bin metrekare üretime sahibiz. Yıllık olarak. Mozaikte kullanılan taşlar, mermer potansiyeliyle isim yapan Burdur ve yakın çevresinden temin ediliyor. Üretimde birinci ham madde yanı sıra kırık taşlar da değerlendiriliyor. Doğal taşlar müşterilerimizin arzusuna göre bucağımızın taş olan traverten ağırlıklı, denizli travertenleri olsun, Afyon ve Sivas'tan temin ediyoruz ağırlıklı olan bu illerimizden, Muğla olsun. Bu illerden tedarik ediyoruz. Kırılan mermerler olsun, atılan mermerler olsun bunları değerlendirip sektörümüze katkı sağlıyoruz. İşçilik gerektiren üretime kadın eli değmesi yapılan işe hem hız kazandırıyor hem de estetik. Fethullah Kaplan üretim sürecini izah ediyor. Ham maddemizi temin ettikten sonra burada makinalarımızda müşterilerimizin isteğine bağlı olarak istenilen ebatta kesiyoruz. Dizgi kalıpları dediğimiz plastik kalıplarda istenilen ölçüde bayanlarımızın ağırlıklı olduğu el işçiliğinle dizilerek tutkallanıp, filenelip, kuruma aşaması olan öncelikle fırına veriyoruz. Fırından sonra 10-15 dakika olsun, yarım saat olsun sehpalarımızda kurutma işlemini çözdükten sonra paketlemeyi yapıyoruz. Renk ve ölçüler değişkenlik gösteriyor diyor Fethullah Kaplan. Burada müşteri talepleri devreye giriyor. 2.3'e 2.3 olsun, 5'e 5 dediğimiz küçük ölçüler olsun, 2.5'a 5 dediğimiz küçük ölçüler olsun. Ağırlıklı olan bu ölçülerde üretim yapıyoruz. Bir kalıbın veya bir alanın aynı renk taşta olması buna öncülük tanınıyor. Onun için seleksiyon dediğimiz yani ayırma, kalite ayırma çok önemli. Bu konuda da elemanlarımıza, işçilerimize güvenimiz oldukça tam. Bucak'taki fabrika yanı sıra Antalya Kapalı Cezaevi'nde de üretim hattı bulunuyor ve burada çalışan mahkumların meslek sahibi olmaları amaçlanıyor. Devlet desteğiyle ücret ödenen mahkumların sigortası da yapılıyor. Fethullah Kaplan bu sosyal sorumluluk hareketinin bir parçası oluyor. Burada yaklaşık 60 kişiye istihdam sağlıyoruz. Biz sosyal sorumlulukta burada bölgemiz, ilçemize yakın olan Antalya Kapalı Cezaevi'nde yaklaşık orada da istihdam, mahkumlara istihdam sağlıyoruz. Orada da üretim yaptırıyoruz devletimizin desteğiyle. Orada da tesisimiz var, makinalarımız var. Mahkumlara da hem meslek olsun hem de
gelir sağlamak için burada da üretim yapıyoruz. Üretimin neredeyse tamamı dış pazarda alıcı buluyor. Pek çok Avrupa ülkesi yanı sıra Amerika'ya, İsrail'e de ihracat gerçekleştiriliyor. Siyamer Doğaltaş'ın mozaik kısmında uzmanlaştı. Mozaik üretimimizin %95'ini ihracat yapıyoruz. Bundan Amerika olsun, Fransa olsun, İsrail olsun, bu ülkelere ihracatımız her geçen gün artıyor. Kolay uygulanabilmesi hem iç hem de dış mekanda mozaikleri görmemin sonucunu doğuruyor. Doğaltaş'ın sağlıklı yapısı kullanımı artırıyor. Uygulaması iç cephe olsun, dış cephe olsun, inşaatlarda, her yerde göze hitap eden, daha anlamlı hitap eden her yerde kullanılabilir. Fethullah Kaplan sözlerini noktalarken hedeflerine değiniyor. Sektörde Siyamer antik mozaik mermer olarak her geçen gün üretim kapasitesini arttırarak müşteri memnuniyetimiz ve kalitemizle birlikte her zaman yer almak ilk hedefimiz.